çare, sonra Rabb'e yönelirsin. Rabb'in beklediği zaten bu. Rabb'i kuluna niye eziyet etsin? Şunu anlatmaya çalışıyor. Kulum, ben seni seviyorum. Sen de beni sev. Eğer beni sevmezsen seni sevdiklerinin elinden alırım. Seni onlarla imtihan ederim. Ama beni seversen onların hepsini sana geri veririm diyor. İşte o yüzden İnşirah suresinin açılımı bu. Biz senin sırtında sana eziyet veren yükü almadık diyor. Kime diyor? Kendisini sevenlere diyor. Onun yükünü alıyor. Eşiyle mi problem var? Yardım ediyor. Malıyla mı problem var? Geçim dünyasında problem var. Yardım ediyor. Hastalıkla mı var? Yardım ediyor. Eşi ve çocuğunla mı var? Yardım ediyor Allah. Ama bunları vermesinin nedeni, kişi her türlü yolu aklen, fikren ve çevresinin yardımıyla araştırıyor, araştırıyor, uğraşıyor, bulamıyor. Artık en son Rabb'e dönüyor. Aslında ilk defa Rabb'e dönmesi gerekirken en son Rabb'e dönüyor. Rabb de onu bağışlıyor. Böyle Allah sevilmez mi? Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Kapatalım mı? İsterseniz biraz daha soru sorun. Cevaplandıralım. Bir 5 dakika daha uzatalım mı? Peki. Tecellilerle ilgili bir soru var. Buyurun. Şöyle soruyorlar. Tecelli anında korku oluyor mu? Bir. Asla. Çünkü tecelli Allah'ın bir lütfu, bir ikramı. Kesinlikle. Kuluna ikram eden Allah. Neden korkusun? O. Çok büyük bir lütuf. Lütufun içerisinde korku olmaz evet. ki. Zikreden kul için Rabbimiz Kur'an'da açık çek vermiş, senet vermiş. Onlar korkmayacak, mahzun olmayacak. İnsanlar televizyon seyrederken korkuyorlar mı? Yok. Evet. Tecelli dediğimiz anlık Rabbimizin meleklerin vasıtasıyla gösterdiği bir resimdir. Ama öyle bir güzel resimdir ki orada sorduğunuz sorunun cevabı vardır. Ya da dikkat etmeniz gereken bir konunun aydınlatılması vardır. Ya da orada size tamamıyla Allah'ın bir lütfu vardır. Yani bu bir hem çok büyük bir lütuf hem de işaret, tabii, bilgilendirme, keşfetme. İşin hayatını kolaylaştırmak için senin bir şeye dikkatini çekiyor. Neden korkayım? Aslında mutlu olmam lazım. Kesinlikle mutluluk kaynağı. Kesinlikle. Şimdi bir kardeşimiz de şöyle bir şey soruyor. Eşim bebek bekliyoruz. Yeni zikre başladı. Tecelli görmeye başladı. Daha doğrusu halüsinasyon görmeye başladı. Neden diyor? İşte bak orada karıştırıyor. Halüsinasyon değil. O kesinlikle halüsinasyon değil. Eşi Rabbi çok sevmiş. Herhalde bebekle de ilgili bir sorunları var. Onun kafasında soruları var, korkuları var. Korkularını yenmesi için Rabbi ona tecelli gösterir. Anlık görüntü gösterir. Neden korksun? Aynı şeye bağlıyoruz yine. Sevgi dolu bir Allah var ki düşünsenize. Şu anda yeryüzünde yaşayan cinleri saymıyoruz, melekleri de saymıyoruz, bilmiyoruz değil mi? 7.4 milyar insan var. Allah'ı kabul etseler de, itiraz etseler de, Allah'ı sevseler de, reddetseler de, o Allah hepimizin Allah'ı. 7.4 milyar insan içinden Allah o kuluna teveccüh ediyor, sevgisini gösteriyor, ona bir tecelli gösteriyor. O kişinin mutlu olması gerekir. O bir halüsinasyon değil. Çünkü halüsinasyon görebilmesi için kişinin aşırı derecede uyuşturucu alması lazım. Öyle bir şey yok ki. Tabii bilmedikleri için. Orada halüsinasyonla tecelli karıştı. Halüsinasyon uyuşturucunun ilaçların etkisiyle ortaya çıkıyor. Bu İçmiyoruz ki biz, alkol kullanmıyoruz ki, uyuşturucu kullanmıyoruz ki. Biz bir şeye müptel olduk ama. Sevgi. Ve ondan da asla vazgeçecek değiliz. Bu Allah'ın bir lütfu. Evet. Sevinsinler, şükretsinler. İnşallah. Mutlaka şükretsinler. Evet. Allah onlara böyle bir lütuf sunduğu için 7.4 milyar kula vermeyip o kula verdiği için ne kadar şükretse azdır o kardeşimiz. Evet, kesinlikle. Güzel bir yorumla kapatalım isterseniz. Lütfen. Yorumlar ve sorular çok fakat vaktimiz müsait olduğu, uygun olduğu kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Ümit Palak şöyle söylüyor. Ramazan'dan beri takipteyim. Ben, eşim, çocuklarım zikre girdik. Allah daim etsin kardeşimize. Çok mutluyuz. Olmayacak kapılar açıldı. Yani bu mesajlar çok mutlu ediyor bizi. Hakikaten çok mutlu ediyor. Bir daha okur musunuz son cümleyi lütfen? Ümit Palak. Ramazan'dan beri takipteyim. Ben, eşim, çocuklarım zikre girdik. Çok mutluyuz. Olmayacak kapılar açıldı. Bu hepimiz için böyle. Yani hiçbir kardeşimiz bir acaba bile düşünmesin. Üvey zikri yapan bütün kardeşlerimize Rabbimizin lütfu
gerçekten çok fazla, sınırsız, sonsuz ilim ve lütfu var. Rabbimiz de güvensinler, sevsinler, zikre devam etsinler. Mutlaka yardımları, sevgisini ve lütfunu gösterecek Rabbimiz, emin olun. Şurada şunu söyleyebilir miyiz? Günlerdir biz televizyonda, Kulüp Türk'te çıkıyoruz, kardeşlerimizle anlatıyoruz. Bu anlattıklarımızın tamamıyla doğruluğunu anlatan bir kelam değil mi bu? Kesinlikle öyle. Kesinlikle. İstisnasız. Şunu söyleyelim en son. Allah bizlere cömert, size girince cimri olur mu hiç? Yakışmaz ki Allah'a. Firavun da Allah'ın kulu. Hazreti Musa da Allah'ın kulu. Kişi Firavun'un yanında mı yer alacağını, Hazreti Musa'nın yanında mı yer alacağını bilsin. Bunu bildiği zaman Musa'dan yana, Rabbinden yana tavır koyarsan her şey çok kolay. Ve dilerim ki içinizdeki tevhidin, içinizdeki Elif'in, sevginin ve Fatiha'nın 4. ayetine sarılmanın gücü sizi hem bu dünyanızda, hem kabir hayatınızda, hem de mahşer yerinde sizi çok seçkin kullar arasına koyacak inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Her geceniz Kadir Gecesi, her gününüz bayram olsun. Biz üveyslerin selam ve duaları inşallah üzerinizde baki olsun. Allah'ımıza emanet olun.